Baş Medya kanalından herkese selamlar. Bugün Stellantis ilişkide muazzam bir organizasyonla sizlerle birlikteyim. Bir önceki turnuva videomuzda haberini vermiştim. Orada hafif bir çınlatmıştım sizlere. Stellantis ilişki Savaşçılar Ligi'ni bugün başlatıyoruz. Bugün maçlar başlıyor. Şimdi bugün bu turnuva nasıl ilerleyecek? Turnuvanın detaylarından bahsedeceğiz. Oyuncu kurallarından ve ödüllerinden teker teker bahsetmeye çalışacağım ki sizin de aklınızda bir soru kalmasın. Öncelikle Savaşçılar Ligi'nde bizi 4 takım ve 28 savaşçı karşılıyor. Bu 4 takım kendi arasında totalde 12 maç yapacak ve bu maçların hepsini YouTube kanalımızda canlı olmasa da video halinde vereceğiz. Ardından şöyle bahsetmemiz gerekirse bu turnuva aslında günümüz Şampiyonlar Ligi formatına benziyor. Her klan iç sahada, dış sahada savaşlar yapacak. Turnuva köyde ve dinamik modunda gerçekleşecek. Ayrıca her klanın kendine ait sınırları, bayrakları ve başkenti bulunuyor. Harita mantığını şöyle anlatmamız gerekirse. Örneğin hocam birazdan ilk maçımız Altın Sipahi ve Anadolu Bozkurtları savaşıyla sizlerle olacağız. Bu savaşta Altın Sipahi savunan taraf olacak, Anadolu Bozkurtları saldıran taraf olacak. Eğer saldıran taraf kazanırsa önceden zaten bir şehir belirlemiş oluyorlar. Bu şehri ele geçirecek saldıran taraf kazanırsa. Savunan taraf kazanırsa ve fark 25'ten fazla olursa saldıran tarafın kalesini de savunma yapan takım ele geçirebilir hocam. Böyle de bir durum var. Ayrıca ödüllerimizden bahsetmemiz gerekirse ödüllerimizin ekran görüntüsünü buraya koyarım. Şu anda aklımda yok gibi. Ama şöyle bir 400 liralık bir ödül dağıtımı ve Discord rolleri vermeyi düşünüyoruz. Şimdi oyuncu kurallardan bahsedelim. Bir takımda en fazla hocam bir kişi yay, arbalet, cirit, fırlatmalı, balta kullanabilir. Mızrak yasak. Oyun buglarından yararlanmak yasak. Bunların da bir cezaları var. Bunları ileride belirleriz. Ayrıca 1.8 metre üzeri silah kullanımı da yasak. Oyun kuralları bu şekilde. Birazdan Altın Sipahi ve Anadolu Bozkurtları'nın maçıyla sizlerle birlikte olacağız hocam. Evet, şu anda Altın Sipahi ve Anadolu Bozkurtları yerlerini alıyor. 10 numara bir turnuva 10. Evet, Hakan Bey'in girdiğini görüyoruz. Yağmurlu bir günde. Alperen, nasılsın? İyi kardeşim, ne olsun, sen biraz, nasılsın? Biraz enerjik girmek istedim. Güzel bir enerji hocam. Ve hocam turnuva başlıyor. Şu anda Altın Sipahi savunan tarafta, Anadolu Bozkurtları saldıran tarafta. Mücadele başladı yağmurlu bir günde. Sizi karşılıyoruz burada. Şu anda Zonguldak için mücadele ediyorlar Alperen. Saldıran taraf mesela, saldıran tarafın lideri Zonguldak'a saldırmak istediğini belirtti. Şu anda beklemedeler. Bakalım. Eğer hocam şunu da hatırlatmakta fayda var. Savunan taraf 25 farkın üzerinde bu maçı alırsa, Altın Sipahiler 25 farkın üzerinde kazanırsa Anadolu Bozkurtlarından bir toprak talep edebiliyor hocam. Hatırlatmakta fayda var. Şu anda maç eşit başladı. Sezar burada. Toygar. Karşılıklı birbirini gördüler bence. Evet, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım mı Alperen? Toygar aldı. Vermek lazım. Kırmızı Necder düştü şu anda oyundan. Evet, şu anda kırmızı takım bastırıyor yine. Set ve Ares'in burada Sezar aldığını görüyoruz. Şu anda 2-3 bakalım. 3-3. Karşılaşma var. Yakınlaşma yok. Arkadan geliyor maviden. Brefor arkadan geliyor. Gafil avlayacaklar muhtemelen. Hakan Bey'in Zephyr aldığını, Brefor'un seti aldığını görüyoruz burada. Şu anda maviler öne geçti. Cirit de gördü aynı zamanda. İyi geldi bu arada. Sağlamdı. Toygar bence uzaktan yay atışlarıyla takımının yıldızı olmalı bugün. Çünkü elinde yay var. Yay kullanımı sadece bir kişi yay kullanabilir. O da köyde olduğu için mecburiyetten hocam. Yay olmazsa olmaz. Özellikle savunan taraf için. Toygar'ın uzaktan bence avlanması gerekiyor. Benim şahsi görüşüm bu Alperen. Sen ne düşünüyorsun şu ana kadar gördüklerin hakkında? Benim düşündüğüm okçulara bayağı bir iş düştüğü şu anda. Yani
İyi oynamaları kesinlikle evet. lazım. Evet. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum çünkü kılıçla yaklaşmakta biraz zor. Fark ettiysen burada geri çekildi mesela. Şu anda Kırım Necder'de var umarım sadece fırlatmalı silah. Mavi takımı ara ara kontrol edelim Alperen. Hemen mavi... kapıda şu an bir toplanma var. Evet, maviler şu anda iyi yerleşti gibi bakalım. Evet, Toygar'ın Kırım Necder'i, Kırım Necder'in de Toygar aldığını görüyoruz. Şu anda 4 vs 4 kılıçlar birbirine giriyor. Zephyr Yıldıray'ı, Ares Brefor'u, Zephyr Ares'i neler oluyor? Hakan Bey ne yapabilecek bakalım. Zephyr orada, maviler şu anda yine üstünün eline aldı. Fark 8. Maviler iyi başladı. Sezar'ın hakkını yine Sezar'a vermek lazım gibi Alperen burada bir sevinç gösterisi. Savunma tarafı bayağı bir kaliteli çıktı bu sefer. Vallahi Alperen şu anda muazzam bir mücadele. Kırım Necder sürekli oyundan düşüyor. Ben olsam şu anda yedeklerden birini alırdım. Bildiğiniz gibi 5 as 2 yedek var. Yedek almamızın sebebi aslında bu oyundan düşmelerde veya gelemeyecek arkadaşlarımızın yerine de yedekleri alsınlar diye yedek kontenjanını da açtık. Bakalım umarım kullanırlar, ne diyelim. Evet, şu anda yine Toygar ya yine elini almış geliyor. Bu defa alacağım abi diyor, alacağım diyor. Ama maviler göstermiyor. Tabii iki takım da gerçekten tecrübeli. İki takımın da turnuvada başarısı çok. Bakalım iyi günlerce kaçıyorlar. Günlerce de talim yaptılar. Alperen gerçekten sağlamlar bu arada. Sezar baga girdim dedi. Brefor seti yukarıdan zıplayarak aldı. O nasıl bir vuruş? Brefor Hakan Bey'i de aldı. Toygar Buray'ı, Zephyr'ı, Yıldıray'ı aldı. Brefor şu anda tek başına. Tek başına Brefor. Bakalım. Burada evet Ares'i de aldı. Tek başına neler yapabilecek? Toygar. Toygar şu anda yayla Brefor'u aldı. Ben orada Toygar'da yay olmasa Brefor'un üçünü alabilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum Alperen. Bura şu anda ikinci kapıda, mavi takım beklemede. Bura ve Zephyr ikinci kapıda. Soldan Brefor'un da geldiğini görüyoruz. Mavilerde önde Sezar var. Niye Sezar desteği gitmedi? Sezar Toygar'ı aldı. Sezar ne yapıyorsun? Evet. Sezar'a hakkını gerçekten verelim yani. Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyoruz. Şu anda kırmızılardan Hakan tek başına neler yapabilecek? Hakan'a 4 kişi girdiler ya. Sezar. Şu anda genel tabloya bakmamız gerekirse Sezar 6'ya 1, Brefor 8'e 3. Alperen muazzam bir mücadele değil mi? Gerçekten muazzam bir mücadele. Ekonomi kısmını da söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim. Evet. Hani kılıç kullanımı olmalı diyorlardı ya. Kesinlikle haklılar abi. Yani gerçekten haklılar. Yani ben açık konuşayım, ben fazla kılıç kullanamam. Yani denemedim. Genelde ciritle oynamak daha basit ve daha güzel geldi şimdiye kadar bana. Ama kılıcı kullanabilmek... Bende de tam tersiydi aslında. Ben de kılıç kullanıyordum. Okta biraz kötüydüm ama yani. Hocam şu anda kırmızılar sağdan 3, soldan 2, ortadan 1. Yine toplandılar. Toygar güzel bir kostüm almış. Evet, Hasan Sabbah'ın ordusundan Toygar. Yıldıray hemen hızlı bir giriş yapıyor. Toygar'ın kostümü hazır Alperen. Evet, Sezar Ares'i aldı yine. Yıldıray iyi gidiyor. Hakan Bey, kırmızılar bu defa gerçekten hakkını verdi ya. Kırmızılar hakkını verdi. Fark 5. Set Sezar'ı aldı. Şu anda kırmızılar doluştu. Bakalım. Evet, Kırım Necder'i şu ana Toygar'ın kadar oyundan düştüğü için Alperen pek iyi göremedik fark ettiysen. Yani burada Kırım Necder bir önceki maçta olduğu gibi oynasa bayağı domine ederlerdi bence. Benim bunun sebebi olarak kılıç oynamadığı için olduğunu düşünüyorum. Yani cirite verilmiş kendisi ve biraz yanlış olmuş gibi geldi bana. Evet, Brefor sezon gösterme dedi. Şu anda bekliyorlar. Savunan taraf biz savunuyoruz gelin hadi diyor. Saldıran taraf zaten geldik neredesiniz diyor Alperen. İkinci kapıdalar.
Hocam bir kapıda pusma mevzusu var. Bunu bayağı yapıyorduk önceden biliyor musun? İşte cirit olsaydı şu anda kimse yerinde duramazdı. Kırımlayıcılar da bakalım vuruş yapmaya çalışacak mı oradan? Evet Alperen, hazır durmuşken senden biraz yorumlu alayım maç hakkında. Maç hakkında şu anda bir, yani şu an hakkında konuşacak olursam biraz hareket etseler iyi olur gibi. Yani bu arada Kırım Rejler şu anda 0-5 aldığı gözüküyor. Oyundan da düşüyor ama Brefor dal dedi. Oyundan düştünüz. Evet. Brefor dal dedi. Evet, Brefor, Sezar, Yıldıray'ı aldı. İkisi birlikte set. Zepur 2 kişi aldı set dağını. Ares, bakalım burada Toygar Brefor'u aldı. Kırım Rejler Ares'i aldı. Şu anda tek kişi Toygar. Toygar'ı da Zepur aldı. 82-73 fark 9. Sağlam bir dalış oldu hocam. Evet, bayağı sağlam girdiler bu defa maviler. Maviler iyi bence ya. Alırlar. Kırımlayıcılarda de her ne kadar kilo oranı böyle görünse de çıkmadan önceki, daha doğrusu düşmeden önceki kilo oranına bakmıştım. Yani aldığı kiler şu anda aslında daha fazla olması gerekiyordu ama. En son baktığında abi, kaç leşi vardı mesela? Ben yanlış hatırlamıyorsam 2 leşi vardı. Yani 3'e 2 gidecek gibi. Aynen. Diye yani hatırlıyorum. 3 veya 4 leşi vardı şimdiye. Yani aldığı leşlerle birlikte kostümünü falan da yenileyebilirdi. Kırımlı'nın biraz da talihsizliği diyebiliriz. Ama yine de bence mavi takım pek etkilemeyecek. Ama mavi takım burada Alperen şunu hedeflemeli. 25 farkın üstünde atmalı ki Anadolu Bozkurtlarından bir toprak alabilsin. Anadolu Bozkurtları şu anda savaşırken biraz zorlanıyor gibi. Onları da çevirmek için uğraşmalı. Hızlı saldırılarda bulunmamalılar. Yay atışlarıyla Toygar'ın yapacaklarını beklemeliler. Kırım Necler mesela şu an birini aldı ve girişmeler başladı. Yine Hakan Bey Brefor'u aldı. Evet. Lider gitti. Zepur Yıldıray'ı aldı. Şu anda bence kırmızı geri çekilmeli. Beklemeli. Evet, şurada bir horon mu tepiliyor hocam? Ne var burada? Bu oyuncu bug'a girmiş. Alperen şunu görüyor musun? Ya yeniden öte. Ya, tamam neyse. Toygar şu anda bakalım Kırımlı'yla karşı karşıya. Kırımlı aldı Toygar'ı. Evet, Kırımlı seti de aldı. Kırımlı başladı. Kırımlı harekatı başladı. Beklenen Alperen. Beklenen performans. Yani. Ark 12. Sınırlar değişecek mi? Merakla bekliyoruz. Şurada bir herhalde bir sohbet şöleni var. Kırımlayıcılar ben gidiyorum abi dedi. Ares de şu anda tamam ben de geliyorum diyor. Kırımlayıcılar şu anda Toygar'ı aldı. Maviler girmeli bence. Evet, Brefor da öyle ve düşündü. Ve maviler girmeli. Brefor da öyle düşündü. Gerçekten bir liderlik vasfı var. Sezar Ares'i aldı. Sezar da gerçekten muazzam bir oyuncuymuş Alperen. Şu anda köyden dışarıya çıktılar. Toplu bir mücadele. Yıldıray ve Set avlandı. Hakan Bey Kırımlayıcılar aldı. Hakan Bey yine de hakkını verdiğini düşünüyorum ben. Hakkını verdiğini düşünüyorum. Kılıç kullanımında bence şu an Hakan Bey'i ve Yıldıray ve Hakan Bey şu an ikisi taşıyor. Yıldıray zaten takım kaptanları da Yıldıray, kırmızı takımın. Fark şu anda Alperen 16. Fark bayağı açıldı ve Kırımlı Ejder'in ekonomik olarak bayağı bir parası var. Aslında az önce vardı ve set dizmiş olması lazım. Hemen bakıyorum. Ya bazen oyun içinde analizleri düşünmekten bakamıyorum ama şu anda en iyi seti dizmiş diyebiliriz. Ya mavi takım şunu yapıyor şimdiye kadar gördüğümüz. Yay atışında bulunan Toygar'ı hemen önce bir avlayıp ardından hızlıca girsek alırız diye düşünüyorlar. Zaten bir oyuncuları eksiliyor ya. Bak şu anda da bence onu yapacaklar Alperen. Bak şu anda da bir onu saldırı yapıyorlar. Hemen gelmeli. Bak şu anda da direkt çıktılar zaten. Muazzam bir oyun. Muazzam bir performans. Ezici bir üstünlük. Fark 20. Evet şu anda mavi taraf gerçekten. Maviler haritayı domine edecek gibi duruyor. Bugün ikinci maç da var. Cengaverler Otoa ile Ötüken Türkleri de
bir savaş yapacak. O savaşı da merak ediyorum ama şu ana kadar izlediğim şu takımların performansının üstüne çıkmaz diye de düşünüyorum. İzlediğim en iyi müsabakalardan biri. Burada Ares'in kürekle geldiğini görüyoruz. Kürek ne alaka? İlk defa böyle bir silah Kürek. gördüm. Evet, Ares Türek'e kaldırıp vuramadı. Hakan Bey Brefor tarafından avlandı, evet. Ezar Ares'i aldı. Evet, yani mavileri biraz daha bölmeliymişiz. Takımlar ayarlanırken biraz böldüm ama bizde iyi oyuncu bitmez dercesine bir takım yine kurmuşlar. Ejder ve Soygar Brefor'un yan yana uzun geldi. zaman sonra bir kill aldı. Sezar'ı ve Buğra'yı aldı. Buradan bir geri dönüş olur mu? Evet, Brefor niye sinirlendi böyle? Sen şimdi bunu niye yazdın Brefor? Eksi 5 puan kırmam lazım. Evet, Toygar bakalım. Neler yapabilecek? Toygar Kırım Lejdar Toygar'ı aldı. Alperen bir alt odalara gitsene. Ben Buradan hemen yazsana gidiyorum. bana. Taleplerini bir iletsene bana. Evet, kırmızılar sağdan açılıyor. Yine kapı ağzında bekliyorlar. Kırım Lejdar direkt çıktı. Geliyorum diyor. Bakalım. Evet, çok gafil avlanacaklar gibi. Muazzam bir mücadele hocam. Muazzam. Brofor, Hakan Bey, Yıldıray. Hakan Bey Brofor aldı Yıldıray'ı. Kırım Necdar aldı. Ares bakalım. Bu defa da şey almış. Neydi bunun adı? Tırpan mıydı? Tırpan almış bu defa da. Ares ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Brofor aldı. Brofor aldı o silahla. Brofor'u. Evet, Kırım Necdar Ares'i burada aldı. Fark şu anda 26. Maviler yakın. Evet, şu anda 75'e 46. Adaş Toygar'ın takımından bir itiraz var şu anda. Ne itirazı? Bir bug yapıldığına dair mızrakla ilgili. Mızrak mı kullanılmış? Öyle diyorlardı. Hatta görüntü falan aldık, atabiliriz diyorlar. Görüntüler maçtan sonra eğer şeyler varsa Alperen sen oraya ilet. Eğer hatalar varsa puan kırmalar falan yapacağız. Sen oraya ilet. Tamamdır, ben Yani hemen bayağı bir gidiyorum. puan silinir. 71, 31, 40 fark. Yani ne diyorsun? Bu takımlar arasında ben 40 fark. Yani hiç beklemiyordum. Oyundan düşen arkadaşlarımızın leşleri sayılmayacak. Özellikle kasıtlı çıkanlar olduğu için leşler sayılmayacak. Sadece oyundan düşmeyenlerinkini hesaplayacağız Alperen. Bir öncekinde yaptığımız gibi yapmayacağız. Yani burada bizden kaynaklı sonuçta hiçbir sıkıntı ve sorun yaşanmıyor. En Bunu adili de bilerek bence zaten bu. gelmiştim. Aynen, en adili bu. Biraz da düzeni oturtabilmek için en adil olanı bu. Set şu anda sağından kötüsü. FK'nı geçti. 1-14. Neler yapıyorsun Set? Evet, Yıldıray Brefor'u aldı. Brefor da Yıldıray'ı aldı. Bizi bizden başka kimse öldüremez dedi. Sezar Ares'i ve Hakan Bey'i aldı orada. Alperen bu arada kostümleri görüyor musun? Yani Kostüm hocam konusunda mavi da taraftan beklemişsiniz. aynen, kostüm konusunda da gerçekten başarılılar. Toygar şu anda mesela Toygar orada aldılar. Toygar da birini almış Kırım Lejder'i. Evet, Brefor maçtan önce 50 fark atarız demişti. 50'nin de üstüne çıkacak gibi. İlginç ya. Beklemiyordum. Kırmızılar da çünkü güçlüydü. Yani performans olarak evet. Bakalım fark şu anda kaç Alperen, ben hesaplayamadım da. 70'ten Şu 20'ye an çıkıyor. fark 43 mü? 43 fark var şu anda. Aynen. Yıldıray, Buğra birbirini karşılıyor. Yıldıray ne yapabilecek? Evet, kaptan, lider. Yine de oradan kaçabilmeyi başardı bence. Çünkü karşısında bayağı sağlam oyuncu var. Sezar çekil diyor. Evet, Buğra. Yani Sezar uyarmakta haklıymış çünkü. Burada Buğra'nın öldüğünü görüyoruz. Bakalım kırmızılar bastıracak mı? 3 kişi şu anda mavi takımda sol taraftalar. Kırmızılar
Böyle şuradan biraz daha atak yapmaya başlıyor. Yine Sezar bu defa Grafor'un başta yaptığını yaptı ama önünde oyuncu bulamadı. Mızlar nereye gitti Alperen? Ben bile kaçırdım ya. Grafor Ares'i aldı. Ares. Mızrar zor işte. Mızlar geri Kırmızı ejderi çekildi aldı. sanırım. Ölgar Kırımlı'yı aldı. Bakalım Üç Sezar'ı kişi bulur da set adını aldı. atıyor. Set. Setten gerçekten beklenmedik hareket. Şu ana kadar pek güzel bir performans gösteremedi çünkü. Bakalım Grafor burada liderliğini ortaya koyabilecek mi? Zeppur Hakan Bey aldı. Evet, maviler dağıttı abi. Maviler dağıttı. Ölüm kısmına da yani öldürme ölüm kısımlarına bakınca da kırmızı takım bayağı bir yani dağıldığı görülüyor. Aynen. Yani dediğim gibi düşenlerin leşi sayılmayacak. O yüzden vay hallerine diyelim, ne diyelim. Özellikle bu ilk hafta için bunu yapmayı düşünüyorum ki biraz daha disiplin olsun, oluşsun. Evet, Sezar, Tavus kuşu. Sezar'ı görüyoruz burada. Alperen, Sezar'a baksın. Şu an kırmızı takımın yapması gereken bence elindeki son kalan parayı bile kullanmak bu arada. Maçın sonuna doğru geliyoruz. Ve set Olmuyorlar. dizmeleri Aynen. lazım gibi. Ama para da fazla yok ya kırmızıda. Yani bir iyi bir kılıç falan ne bileyim bir şeyler alabilirler diye Olabilir düşünüyorum aynen. en azından. Kırımlejler Toygar'ı aldı. Bakalım dışarıya doğru. Sezar'ın gittiğini gördüm. Kırımlejler Ares'i aldı. Sezar orada seti alabilecekler mi? Yıldıray da orada. Sezar Hakan Bey aldı. Zepur seti aldı. Yıldıray da Zepur yine almış bulunuyor. Maviler çok sağlam takım olmuş Alperen. Evet, gerçekten bir Fazla takım. sağlam olmuşlar. Fazla sağlam. Yani Hakan Bey 20 defa ölmüş ya. Yani 5 öldürmeye 20 ölüm hocam. Rafor görüyor musun Alperen? Aslında yine çok bir şey değişmedi. Brefor ve Kırım ve Ejder birazcık aslında göze çarpıyor. Bir de Sezar çarpıyor. Ya burada Sezar bayağı gözüme çarpıyor. Çünkü yani Kırım Lejder'le Brefor'u biliyorduk zaten. Burada Yıldıray'dan biraz performans bekliyordum. Toygar'dan yayı sağlam kullanmasını bekliyordum. Set sağlam bir oyuncu değil gibi duruyor ama tek maçta da bunu belirlememek lazım. Kırım Lejder bence çok iyi. Çok iyi. Yani çok çok iyi. İyi dedikçe daha da öldürüyor anasını satayım. Evet, şu anda Kırım Lejder 7'ye 3 oyundan düşmesine rağmen toplayıp toplayıp oyundan düşüyor ya. Şu anda 30'a yakın leşi vardır bence. Geçmiş dedi. Bak bak, tek başına çıkıyor bak. İşte burada mesela kabullenmediler Alperen. 2 yay olmasını istedim ben, kabullenmediler. Burada eğer yay olsaydı, burada yay veya cirit kullanan tek oyuncu aldıktan sonra karşı taraf rahatlıyor. Mesela o öldüren taraf rahatlıyor. Yani üstüne bir de yay kullanımı öldüren tarafta devam ediyor. O yüzden Aslında iyice yay olsa yay olsa iki taraf eşitlenirdi aslında biraz. Yani çünkü mesela mavi tarafta bayağı iyi kılıç kullanan isimler var aynen. Şu an ve yaya karşı biraz tepkililer. aynen, yani şu an mesela yay kullanan bir Kırım Lejder var. Ben bu sayıyı ikiye çıkarmak istedim. Ama onaylamadılar, istemediler. Seyir zevki açısından bence daha güzel olabilirdi. Zepur, evet, şu anda maviler, yani 60 fark ne demek hocam? 60 fark ne demek Alperen? Evi açıklasın hocam, ben Futbola açıklayamıyorum. vurursak 6-0 bir maç aldığını düşünsene. Neler neler ya. Evet, şu anda Hocam şu an 58 fark var yani. 50'den fazla açtılar bir de. daha önce böyle bir şey görmedim. Burada sevine sevine giden bir Brefor görüyoruz. Lider takımı kazanıyor. Takımı kazanıyor ve bir toprak alacaklar. İlk kaybını yaşayacak Anadolu Bozkurtları. 6 eyaletleri var her takımın, her klanın. İlk toprak kaybını
Burada Anadolu Bozkurtları muhtemelen yaşayacak. Yani burada muazzam bir sürpriz olmazsa, yani sürpriz de olsa bence şu an buradan dönmez abi. Refor Ares'i de aldı. Bu saatten sonra dönmez yani. İmkanı yok abi. Gerçekten bence yine de güzel bir mücadeleydi. Özellikle başlarken bana bir hani şey gelir, yani şöyle olur gibi geldi. Bu mücadele eşit gider diye geldi ama mavilerin bazı yerde hamleleri, kırmızıların oyundan düşmeleri, biraz daha salmaları, itirazda bulunup kendi kendilerini oyundan düşürmeleri, oyuna odaklanamamaları, liderin belki biraz daha takımını iyi yönetememesi, burada 64 farkı, 61 farkı pardon, hani hak ediyor demek ki kırmızı. Maviler oyundan düşmedi ya. Bir de ama kırmızıda birkaç tane ya nasıl desem böyle pek de iyi oynayamayan isim de var yine de. Var. Ya şunu da söyleyeyim. Bence 25 şeyde 25 farkta biraz az geldi bana. Alperen. 25. Yani şu anda 63. Yani şunu söyleyeyim. Bence o fark meselesini 30'a 35'e çıkarmalıydık. Mavilerin burada kazandığını görüyoruz. Alperen SS aldık mı? Neyse, Allah'tan video var. Aldık, aldık. Allah'tan Aldık video hocam. var. Yani çok ilginç. Evet, maç bitti. Maç sonlandı. Brefor'un burada 26 leş aldığını görüyoruz. İnanılır gibi değil. Burada oyundan yavaştan ayrılıyorlar. Alperen, ne düşünüyorsun? Senden birkaç cümle alayım. Günün Durumun ilk çok maçı. değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani şu anda Bilefor takımı bayağı bir önde gidecek gibi görünüyor tekrardan yani. Ya Çok burada değişen bir şey olmayacak. tekrardan bir mücadele olmayacak. Bir sonraki mücadele 3 hafta sonra. Burada 6 Ha. haftaya böldük ya Evet. tabii. Fikstürü ben zaten videonun başına falan koyarım. Yani burada o mantıktan tekrardan bahsetmem gerekirse, Şampiyonlar Ligi formatını hepimiz biliyoruz. Mesela Galatasaray evinde Kopenhag'ı ağırladı. Bir sonraki birinci maç oydu mesela. Dördüncü maç tekrardan bu sefer Kopenhag'a gidecek. Deplasmana gidecek Galatasaray. Yani buradaki mantık da o. Mesela bugün savunan taraf Altın Sipahi'ydi. 3 hafta sonra savunan taraf Anadolu Bozkurtları olacak. Brefor'u burada bir uyaracağım. Ya bu... Bir de bir şaibeli bir durum vardı. O duruma bakacağız hemen. Aynen, ona bakacağız. Onunla ilgili gerekli şeyleri de biz uygularız. 62 farkla bitti sonuçta. Buradan hani nereden çıkarsak çıkaralım, yine de maviler muhtemelen artık bir toprak aldı. Kırmızılar kötü başladı ama bence yine de iyi takımlar. Evet, altın sipahilerden bir şu anda bizlerle, yani kırmızılar bizlerle. Birazdan Anadolu Bozkurtlarından talep ettiği toprağı bize söyleyecek. Ben de harita üzerinden bunu düzenleyeceğim. Öncelikle eksi aldıkları durumlar da var. Şöyle söyleyeyim, mızrak kullanımı var mavi takımda. Oradan eksi 15 averaj yediler. Ek olarak eksi 10 averajla yorumlar, yani sohbet butonu bölümünden Brefor'un küfür ettiği yer var. Bu sebepten ötürü eksi 25 averajı yediler. Ancak yine de toprak talep etme hakları bulunuyor. Evet, Kırım Mecler, ne düşünüyorsun? Nereye almak istiyorsunuz? Nasıl bir turnuva geçti sizin için? Şimdi biz Gavze'yi alacağız Anadolu Bozkurtlarından. Tamam. Ha, şimdi maçı söyleyeyim. Maç şöyleydi. Konuşamadım. Maç şöyleydi. Karşı rakip biraz taktiksel oynamaya çalıştı ama yapamadılar. Çünkü okçuları biraz kötü oynuyordu. Evet. Hep bana odaklanıyordu. Ben de onu öldürüyordum. Sonra da hepimiz dışarı çıkıp onun askerlerini öldürdük. Böyle arkadaşlarını öldürüyorduk. Evet. Yeniyorduk. Kolaylardı aslında Yani gayet. bence bugünün oyuncusu bence de sendin. Çünkü ne zaman ki Toygar'ı aldın, o zaman sizin takım hücuma geçiyordu. Bu yüzden bence bugünün en iyi oyuncusu sensin. Oyundan düşmene rağmen 3-4 defa oyundan düşün. Leşlerin sayılmayacak bu arada, bilgin olsun. Çünkü bugün bayağı oyundan düşen oldu. Ya böyle şeylerin yaşanmaması için biraz daha disiplin şart diye düşünüyorum. Güzel bir açılış yaptık bence. Gerçekten iyi bir görsel şölen oldu. Hani bir futbol maçına vurursak 6-0 başlayan bir maç gibi oldu. Altın Sipahileri buradan tebrik ediyorum. Kırım Necdere de buradan
Teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım zevkle izlediğiniz bir video olmuştur. İlk günden bu kadar, ilk maçtan bu kadar. İkinci maç Cengaverler Otay ile Ötüken Türklerinin mücadelesini birazdan kayda alacağız. Yakın zamanda paylaşırız. Kendinize çok çok iyi bakın. Turnuvamızı takipte kalın diyelim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.